Karınca Sanatı kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Arif. Bugün sizlerle birlikte bir önce de birazcık tüyosunu vermiş olduğum farklı içeriklerle sizlerin karşısına geleceğim sözünü yerine getirmeye çalıştığım ilk video ile karşınızdayım. Kutumuzda abi bize öyle bir canlı olsun ki canlıyan beslemek gerektirmesin. Kolay olsun. Gerekirse otçul olsun. Ucuz bulunabilsin ya da beslemesi en azından ucuz olsun baştaki fiyatını ödedikten sonra gibi 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 birçok soru geliyordu bana. Ve ben de bir araştırmaya girdim, hummalı bir araştırmaya. Öncelikle Facebook'a baktım, forumlara baktım vesaire vesaire vesaire. Ve dedim ki Türkiye'de olmayan bir şey bulmalıyım ki bunu arkadaşlara yaygınlaştırabileyim. Çünkü yaygın bir şey olsaydı herkes bulurdu, herkes bilirdi. Ve karşıma Mert Gezer abi çıktı. Kendisi My Water Bottles Instagram hesabının aynı zamanda sahibi ve 38 yıllık tecrübesiyle birlikte hobiyi devam ettiren bir hobici kendisi. Asıl alanı bitkili akvaryumlar ve işte teraryumlar, bitkili teraryumlar olmakla birlikte kendisinde şu an kutuda görmüş olduğunuz ve başlıkta da görmüş olduğunuz izopotlar da kendisini geliştirmiş. Ben bildiğim her şeyi ondan öğrendim. Yaklaşık bir haftalık bir süreç oldu konuşmaya başlayalı ve bana muazzam faydalı oldu. Muazzam bir bilgi seviyesi var. Tecrübeleri yeter zaten bir hobicinin. 38 yıl diyoruz, dile kolay. Kendisi 8 yaşından beri bu hobide olduğunu bana anlattı ki tecrübelerinden anlayacaksınız. Bu kutuyu bana kendisi gönderdi. Çok teşekkür ediyorum ilgisinden dolayı bu arada. Ve eğer almak isterseniz, sahiplenmek isterseniz bu canlıları, kutudaki bütün canlıları birazdan göreceğiniz, kendisine Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Şu an ekranda Instagram'ı da dönüyor bir kenarda. Altta da ben açıklamalar kısmına Instagram adresinin linkini koyacağım. Oradan ulaşıp kendisinden bu canlıların hepsini temin edebilirsiniz. Almak istemeseniz bile bilgiyi aç herkese doyurmaya kendisini görev edinmiş birisi. Bilgi alıp vermek bile çok keyifliydi kendisinden. Kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Lafı da fazla uzatmadan gelin şimdi kutumuzu açalım. Herkesin karan biti var arkadaşlar. Bizim de olmasın mı? Yaklaşık 3-4 yıl önce AliExpress'ten almıştım. Bugüne nasipmiş kullanmak. Çok da kutu açmadığım için normal şartlarda karan bitle dedim ki en azından kanal videomuzda kullanalım. Neyse. Kutuyu açıyorum. Ben de çok heyecanlıyım. Belki sesimden anlıyorsunuz. Kutuyu açalım bakalım. Öncelikle Porcelio Lewis isopot türünden almak istedim. Kendisinden de henüz onlar var. Yani ama yurt dışından daha fazla isopot türünün getirmeyi planladığını anlattı bana. Öncelikle bu kabımıza bakalım. Evet, bu poşetimizde Sphagnum moss var arkadaşlar. Bu nedir? Genelde teraryumlarda nemlendirme amacıyla kullanılan bu moss kuru olarak yani kurutularak kullanılıyor. Nemi çok iyi hapsettiği için tabanı fazla nemlendirmeden sadece bu mossu nemlendirerek gayet iyi bir nemlendirme sağlıyorsunuz teraryumlarda. Bunu kullanacağız zaten ileriki videolarımızda teraryum hazırlarken. Ve gelelim. Çok heyecanlıyım şu an. Kalbimi keşke gelip de dokunabilseniz. Porcelio Lewis Dairy Cow yani süt ineği morfundaki isopotumuz. Şöyle ufaktan gösterebiliyorum. Görüyorsunuz bakın şurada bir isopot var. Hareket ediyor. Bunun kutusunu açacağız zaten. Spring tail'larımız var. Evet ondan bahsetmedim. Spring tail'larımız arkadaşlar. Görüyorsunuz bakın minik minik ayrıştırıcı canlılarımız. Küfle besleniyorlar. Bununla ilgili de çok güzel içeriklerim var. Eğer başarabilirsem tabii ki karıncalardaki vesaire küf sorunlarını çözmeyi planlıyorum. Tabii başarılı olursam denemeler yapacağım. Bir koloniye atmadan önce, kullanmadan önce koloninde ve size de tecrübelerimden bahsedeceğim. Görüyorsunuz spring tail'larımız var. Ayrıştırıcı canlılarımız çok güzel canlılar. Bunları da kenara alıyorum. Ve yine Porcelio Lewis'in görmüş olduğunuz gibi şuradalar. Turuncu, orange morfları var. Morf dediğim şey arkadaşlar renk yani nasıl anlatabilirim ki bunu? Genlerden geçen dış fiziksel özelliklere morf diyebiliriz kaba tabiriyle. Görmüş olduğunuz gibi turuncu varyantları bu da. Morf çeşitleri. 20'şer tane gönderdi diye biliyorum. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Bu videomuza sponsor olduğu için kendisine tekrardan Mert abiye buradan selamlar. Burada da bitkili bir teraryum planladığımı söylediğim için bana biraz canlı yosun gönderdi. Onu da ben sizlere göstereyim. Önünüzlere kendisi üretiyor bu arada bunları. Özellikle onu belirtmek isterim. Çok temiz, çok nizami bir şekilde paketlenmiş ve yetiştirilmiş bir canlı yosun görüyorsunuz. Hemen bunu da kapatıp kenara koyuyorum. Bir sonraki videomuzda bu arada arkadaşlar bu canlarımızın teraryumunu hazırlayacağız beraber. Burada da bildiğim kadarıyla kütük var. Abi kütük ne alaka falan diye sorarsanız da bu arada isopotlarımız hemen şunu poşet fışırtısından kurtarayım. İsopotlarımız aynı bu şekilde çürümüş kütükleri vesaire çok tercih eden canlılar.
Bunların içine saklanıyorlar. Bunların altında geziniyorlar. Bunlarla biraz besleniyorlar ve yaprak gibi vesaire gibi besinlerle takviye ederek onları muhafaza ediyoruz. Asıl yedikleri böyle hep bulundukları, barındıkları alan kütükler arkadaşlar. Kütükler ve kütük kabukları. Yani kütük dediğim anlayın işte ağaç kabukları. O yüzden de iki parça rica etmiştim kendisinden. Aslında bunları satmıyor ama doğadan toplayabiliriz çünkü kolay bir şekilde. Sadece hemen bulamayacağım için en azından geçici olarak kullanmam için bana kütük göndermişti. Onu da rica etmiştim sağ olsun. Şu kutuyu kenara alıyorum. Ve canlarımızın paketlerini açacağım. Sadece Springtail'ları açmayı planlamıyorum. Çünkü onlar biraz zıplayabilen arkadaşlarımız. Orange'dan başlayalım mesela. Onun dışında hepsini açacağım zaten. Yani Orange'ları ve diğer kolları açacağım. Beraber bir inceleyeceğiz. Ardından dediğim gibi hemen sonraki videomuzda da birlikte bunların teraryumlarını ya da konteynerlerini nasıl adlandırırsanız yapmayı planlıyorum. Hasar vermeden açalım. Biraz kaçışacaklar. Çok ışık seven canlılar değil ama bir o kadar da tatlı canlılar. Şöyle yakından sizlere göstereyim. Çok güzel canlılar ya. Gerçekten bu kadar hani tabii videolarını izledim almadan önce haliyle. Biraz ışığı ayarlayamıyorum ama görüyorsunuz çok tatlı, çok minik. Eklem bacaklar. Hep soruyordunuz abi otçul. Böyle canlı yem beslemek gerektirmesin. Kolay olsun falan. Biz nasıl canlılar bulacağız falan diyordunuz. Sizlere yani tabiri caizse biçilmiş kaftan bu canlılar. Biraz ışığı ayarlayamıyorum ama bir saniyenizi isteyeceğim. Şöyle şu ayarda fena değil sanki. Neyse orange'ları kenara bırakıyorum hemen. Hem onları da rahatsız etmeyelim çok fazla. Sesim titriyor. Arkadaşlar çok heyecanlıyım bu arada. Yani hem bir yandan gerçekten bahsettiğim gibi şu an açıklamada da gördüğünüz gibi Türkiye'de ilk defa bir isopot kutu açılımı yapıyoruz. Hep böyle yerel türlerle bilgilendirici videolar çekmiş arkadaşlarımız, abilerimiz. Onların videoları da çok faydalı. Ama hani hobiye böyle giriş, hobiyi nasıl diyeyim ki? Yurt dışında bulunan hep gördüğümüz büyük kanallardaki türlerle yapmak, ona ulaşabilmek çok heyecan verici bir durum. Bunlar biraz da utangaç diye biliyorum. Şöyle parmağımla ufak ufak onları gözükmeleri için yardımcı olacağım. Şöyle size göstereyim. Ardından da görmüş olduğunuz gibi inek desenleri var. Benekli ve beyaz inek desenlerine sahip isopotlarımız bunlar da. Dairy Cow diye geçiyor. Süt ineği bir nevi ismi. Bunları da kenara alalım. Springtail'leri bir yakından biraz gösterebilmeye çalışacağım. Görmüş olduğunuz gibi çok ufak canlılar bunlar da. Küfle besleniyorlar ve biyoaktif teraryumlarda yani kendi kendine işleyebilen teraryumlarda sürüngenlerin ve işte başka besleyeceğiniz canlıların dışkılarını yiyorlar vesaire böyle temizliği kendinden yapmış oluyor yani teraryum. Temizlemenize gerek kalmadan çok fazla böyle zorlanmadan teraryumları geliştirmenizi sağlıyor. Springtail'ları da şöyle gösterebilirim size. Çok güzeller ya. Yani genel olarak bu hobi çok güzel arkadaşlar. O yüzden böyle çok güzel çok güzel kelimesini çok fazla kullandım. Kutumuz bu şekildeydi. Biraz heyecanıma yenik düşmüş olabilirim, affola. Ve sizlerle bir şey daha paylaşmak istiyorum. Bundan sonraki videolarımızda her videodan sonra Instagram'dan bana sesli olarak karınca sanatına ve sana selamlar Arif abi tarzında ya da Arif kardeşim tarzında ses iletmek isteyen arkadaşlarımızı videoya dahil etmek istiyorum. Bugün bana Azerbaycan'dan bir arkadaşımız ulaştı ve öyle bir şey oldu, sesli mesajı oldu. O bana bu fikri parlattırdı ve bundan sonra da kullanmak istiyorum. Tabii sizlerin de isteği yani isteği olursa tabii böyle bir şey yapmak isterseniz benimle birlikte. Şimdi o arkadaşımızdan gelen sesli mesajı sizlerle birlikte dinleyelim. Açıyorum. Biraz yakınlaştırıyorum mikrofona. Karınca sanatına ve sana selamlar Arif abi. Bu mesaj geldikten sonra arkadaşlar gerçekten yerimde duramadım. Çok mutlu oldum. Yani bir çocuğa, bir arkadaşımıza, bir kardeşimize abi dedirtebilecek kadar bir seviyede temas kurabilmek çok muazzam bir duyguydu. Duygulandım. Birkaç damla gözyaşı gelmiş olabilir gözlerimden vesaire. Bunu da sizlere duyurmuş oldum. Başka söyleyeceğim bir şey var mıydı onu düşünüyorum. Ha, şundan bahsedeyim kısaca olmadı.
Bundan sonraki videolarımızda şöyle yapmayı düşünüyorum. Hani şaşırmış olabilirsiniz. Abi pazar pazar ne videosu, haftada iki mi vesaire. Şöyle bir planım var. En azından bu nasıl anlatayım bunu? İsopot bakım rehberleri bitene kadar haftada iki video çekmeyi planlıyorum. Çünkü bazı arkadaşlarımız almak isteyecek ve her an bulabilecekleri bir kaynak yok. Türkçe olarak çok fazla kaynak yok. Öncelikle teraryumların nasıl hazırlandığına dair bir rehber çekmeyi planlıyorum. Ardından da çok kapsamlı bir şekilde gerçekten böyle tüm bilgilerin olduğu bir seri planlıyorum. Galiba 2-3 videoda halledebilirim. İşte beslenmesi nasıl yapılır, yem nasıl böyle takviye edilebilir ya da ortamın nasıl neyi ayarlanır vesaire böyle ya da neden ölüyor bu isopotlar, işte nasıl daha hızlı üreyebilirler gibi 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 böyle videolar halinde seriyi planlıyorum. Eğer bunu da başarabilirsem ya bu yükün altından kalkma dediğim videolar serisini bitirmiş olacağım. Elimden geldiğince böyle güzel güzel size anlatmaya çalışacağım. Dediğim gibi haftada iki video, bundan sonra tabii başarabilirsem çarşamba ve pazar günleri, çarşamba muhtemelen öğleden sonra, pazarda sabah saatlerinde böyle öğleden önce saatlerde paylaşmayı planlıyorum. İsopot rehberleri gelecek. Bu pazar İsopot kargo açılımı. Bu çarşamba da beklemede kalın teraryumlarının ilk kurulumu. Nasıl bir teraryum yapmalıyız ki İsopotlarımız rahat bir şekilde yaşasın gibi bir video gelecek sizlere. Umarım lafı fazla uzatmamışımdır. Umarım size bu video faydalı olmuştur. Dediğim gibi yine hemen bir özet geçeyim. My Water Bottles Instagram hesabından aşağıda linki var. Ulaşabilir ve bu isopotlara, bu canlılara erişebilirsiniz oradan. Ve Türkçe olarak bundan sonra kanalımda rehber olacağı sözünü de sizlere veriyorum. Çok güzel bir içerik planlıyorum bunlarla ilgili. İşte farklı mixlemeler, morflar elde etme gibi gibi böyle çok güzel planlarım var. İnşallah başarabilirsem. Umarım yüzünüzü kara çıkarmam. Son sözlerim de bunlar. Ve videonun sonunda sizlere detay videolarını çekeceğim arkadaşlar. Bununla birlikte de Aziz Şehitlerimiz ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale zaferiyle ilgili ufak bir sizlere dinleti yapmak istedim. Arkada o müzik dönecek. Dinlerseniz memnun olurum. Yorumlarınızı belirtirseniz çok memnun olurum. Sopot görselleri dönecek karşınızda ama arkada naçizane tabii ki benim bir ses kaydım olacak Çanakkale türküsüyle. Umarım video tekrardan sizlere faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Sizlere karıncalarla ilgili, böceklerle ilgili, hayvanlarla ilgili ve bundan sonra isopotlarla ilgili faydalı bilgiler sunmaya devam edeceğim elimden geldiğince. Tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Bay bay. Ölmeden mezara